Şimdi Burhan benim abi, bağlantım meşhurdur. Sana rakip bulduk biz internette bu hafta. Evet. Bizim şey olmuş, şöyle durmak çok güzel, durabilecek mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar var. Evet. Pilavcı Fit Fit Hüseyin ve arkadaşları. İnternette izlediniz mi bu hafta? Bu arkadaşlar pilavcı açıyorlar ve iki gün sonra batıyorlar. şimdi önce bir videolarını da görelim. Dur. Veriyorum. Bir dakika. Videonun yok. Dur abi. Direkt sinirli zaten giriyor yani. Şimdi hoş geldiniz. Fıt fıt. Hüseyin. Hüseyin fit, kim fit, abi? Fit. Fit fit değil mi? Fit fit mi? Fit Hüseyin. Aynen. Hoş geldin. Sen Hüseyin'sin abi. Aynen. Şimdi siz bir tane olayı anlatır mısın bana? Açtınız abi pilavcı, seyyar pilavcı. Bir tane pilav arabası aldık işte. Ve bununla işe başladık. İlk iş günümde zaten kaza oldu. Kamyonet normal trafik... Dur mikrofonu yakın tutsan abi. Trafik var. Sanki arazide şeye gidiyor yani, böyle kaz basıyor. Arazide yokuş yukarı çıkıyor, kaz basıyor. Bizi orada kapkara dumana boğuyor. Dumanı veriyor şeye tabii, sizin. Tabii dumanı bize hatta veriyor. Hatta Mobese'den görüntü. Gaz basıyor, yağ basıyor, yağ yakıyor. Dumanı veriyorlar abi. Ben de peşine koşuyorum, çamı yumrukluyorum. Arabaya giriyorum. Tabii arabanın şoförü kaçıyor. Ben de peşine kovalıyorum. Tabii birkaç gün. Abi mikrofon. Abi, mikrofon. Tamam, arabaya binmişsin. Arkadaşıma ne yapıyorsun kardeşim deyip inmişsin. Bir şey yapmamışsın. Yok, kovaladım. Tamam, ben canlı yayında çevirmeye çalışıyorum abi. İşte çünkü iki üç yumruk attım olmazdı yani. İkinci üçgeni geldi. Zaten görüntülerde olduğu gibi ayran dökülüyor. Ayran pakraç mı? Pakraç. Kolevra. Bizde kolevra derler, gazlar. Kolevra. Siz Karadenizlisiniz değil mi? Karadeniz, Trabzonluyuz. Çok güzel. Öbür ucundan. Ayran da dökülüyor. Ayran da dökülüyor aynı yerde. Zaten ikinci gün işi de bırakıyorum. Arabayı da kolduğu gibi satıyorum. Peki arkadaşların payı nedir burada? Alalım mı abi? Arkadaşlar bu film dövmeli. Benim orada. Parayı veren arkadaş bu. Asıl sahibi o. Asıl sahibi o. Ama sermaye sahibi o. İşletmecilik zaten yok abi. İş tutmayınca bir kızarmış kalmış öyle. Adam bitmiş para şu an yani. Yüz kızarmış abi. Güneşin altında çalıştınız. Siz beraber çalıştınız. Sen kardeşim ne iş yapıyordun? O şimdi şirkette? Ben zaten o... kamera görüntülerinin sahibi benim, dükkanın hep beraberiz zaten, akrabayız. Olmaz olaydık. Neden olmaz olaydık? Ne oldu ya sence? Şimdi aslında o işin esprisi. Hikayenin aslı şu. Bir gün oturuyoruz böyle tembel tembel, her gün olduğu gibi tabii dükkanda. Dedi ki bir şey yapalım, bir macera yaşayalım. Normalde o işi yapmayız yani. Biz sadece macera olsun, gülelim eğlenelim kendi aramızda. Sizin yaptığınız gibi yani. Biz her ne kadar sizin kadar meşhur olmasak da kendi aramızda. Artık meşhursun abi. Ya Allah'a şükürler telefonlarım susmuyor. Ya sabahleyin bir telefonum çaldı. Ben dedi şey Hakan K. Dedim iyi ki Şahin K değilsin. Buraya geldim. Karşımda Nuri Alsu arkadaş. Dedim ki pusuya mı düştük ne oldu? Hayırdır? Harbiden yani. Evet Hakan K. Neyse oturuyor böyle. Dedi ki ne iş yapalım? Bu dedi ki işimiz gücümüz var Allah'a şükür. Bu dedi ki ya dedi seyyar bilavi şimdi acayip para var uşaklar dedi. Yapalım ha bu işi dedi ya. Oğlum dedim bu medeni cesaret lazım. Bunu dedim ben arabaya iki dakika sürsem ben dedim ölürüm sürmem dedim hayatta. Bu da dedi ben yaparım. Dedim tamam yaparsan iyi ama dedi, param yok. Ömer hemen atladı. Ben dedi parayı veririm ortak dedi tamam mı? Çok güzel. Dedim ben de ortak olayım. Yok dedi iki kişiyi kurtarmaz. Dedim iyi. Tek başına batsın. Çok güzel. Tek başına değil. Tabii neyse. Ne yapıyoruz dedi. Bu dedi ki ben dedi hemen internetten alayım. Neyin pilavın tarifini mi ne abi? Yok ya arabayı. Arabayı aldın. Arabayı bulacağız şimdi işe girişse. Neyse bir baktık arabaya. Baktık dedi ki ben sabahleyin gideyim Güngören'de araba. Kalktık gitti bu sabahleyin Güngören'e aradı beni. Dedi arabayı dedi buldum. Dedim nasıl kaç para? Dedi ya sıfırı dedi 800 lira. İkinci eli dedi 850 lira. Vay hani baştan battı zaten abi. Dedi, tabii parayı Ömer verecek ya hiç sıkıntı yok. Neyse. Aynen hiç sıkıntı yok. Oradan bir... Ya kusura bakma yani öyle çıkıyor. Gireceğiz sıkıntımız yok. Öyle çıkaya yapacak bir şey tabii, yok. Tabii tabii canım. Neyse zaten güzel şivesi. Her şey normal yani. Sonra abi 850 dedi ne yaptın? Sonra dedim Hüseyin burada bir terslik var. Yani. Tabii yani. Yani dedi ki çaktırma dedi adamı kazıkladım. Lüküs müküs 2-3 tane biber biber var dedi. Hissettiysen çaktırma adamı uyandırma. İyi dedim ne yapıyoruz? Bir tane dedi araba bul. Dedim ha o işi bana mı yıktın dedi. Neyse ben de kimi arayayım bizim... Nizam abi var. Fırın
Gebze'nde en iyi ekmeğini yapar. Sağ olsun. O da burada mı? Tabii canım, kesinlikle burada. Abi siz nerede güneşlendiniz böyle ya? Bir de taksici. Sen değil misin? Bir de asas buralara gelmemizin sebebi zaten soracağım ona, ben buradan çıktıktan sonra hep o bayram bozdurur var orada bir tane taksici. Hep onun başının altından çıkıyor. Hangisi o ya? Aa bak, saklanıyor orada. Tamam, o getir. Neyse tamam, ben de aradım sağ olsun, eksik olmasın. Dedi tabii Yalçın, al dedi, git arabayı. Tamam, aldım arabayı, baktım arabada HGS yok. Neyse, o da bize girdi HGS. Evet, onu da siz ödediniz. Ama bu şive değil, o bize girdi. Ama yani yok. Tamam, onu da sen ödedin abi. Ben ödedim. Sana yani. Parası şey oldu. Ben ne demek istedim, öyle değil yani. Evet. Abi hikayenin nerelere gidecek çok merak ediyorum yani. Canlı yayındayız, biliyorsun değil mi? Biliyorum, bilmez olur muyum ya? Ya yardım. Abi abi hazır çıkmışım, bari konuşalım. Daha buçuk gelmiş olmayalım, Allah'ım yarabbim. Bir haftadır telefonlarım susmaya ya, kurban oldum. Ya helal olsun, sana yakışıyor bak. Kaşları sonra mı çizdirttin yoksa? Yok ya. Karizmatik duruyorsun da o yüzden. Ya ben hayatımda birine bir çizgi çektim ama kaşıma çizgi atıyorum, anladın? Vaaay, ona gönder. Aynen. Mesajı verdi. O mesajı aldı şu an. Çok güzel. Abi sorun neyse, oldu. Gittik biz İstanbul'a tabii. Aldık arabayı, bindirdik. Arabanın çamı patlak. İlk sahibi 5 gün kullanmış. Hüseyin dedim. Bunu ilk sahibi 5 gün kullanmışsa biz 6 yaparsak lider oluruz. Pilavsız dükkanlarını açar gideriz dedim yani. 6 yedi. Yani 6 yapalım dedim. Gerisi kolay. Neyse bindik arabaya, geliyoruz. Dedim ki tabii kaz verelim dedik. Buna egzozu hiç hesaba katmamıştım. dedim ki Hüseyin dedim. Sen dedim bu işi yap. Senin dedim Türkiye'nin en ünlü pilavsızı yapacağım ki yaptım. Yani sen dedin fenomen haline geleceksin. Pilav satmadan önce. Yemin ederim bunu söyledim. Hiç daha pilav arabasını almıştım. Pilavı kim yaptı? Pilavı kardeşim yaptı, kız kardeşim. Aynı zamanda kız kardeşimin eşi. Yemin ederim iki günde iflahımız kesildi. Neyse oralara da gelsemiyoruz. Şey yeterse. Süpermiş. Ve sattınız pilavları. Satamadınız. Bitti. Geldik şimdi, dedik ki isim koyalım da. Kısa kesiyorum yine. İsim koyalım. Ne olsun, biz de şimdi kendi aramızda hep fit bunu hep iletişim aracı olarak kullanırdık biz kendi aramızda. Neyi? Fit. He. Ne zaman kullanıyor mesela? Çok fit bir insan mesela mı? Mesela mesela geldi derim yani fit ne haber derim sana. He. Yani birader yani ne haber? Çok fazla irdeleme, zararlı çıkarsın. Tamam. Neyse. Tamam. Fit dersin birbirinize. Tamam. Neyse tabii dedik ne olsun, biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Dedim ki fit olacak. Dediler ki tamam fit olsun da bunun anlamını sorarsalar ne diyeceğiz? Hakikaten dedim lan ne diyeceğiz? Düşündüm, dedim ne? Fit. Farklı, itibarlı ve temiz. Güzel. Tabii canım, yaratıcılığım var diye. Allah. Ama aynı şey iki kere niye söylüyorsun, onun cevabı yok. Fit ya. Fit. İtibarlı ama farklı şimdi, itibarlı temiz. Kafiye gibi. Neyse biz arabayı aldık, süsledik, pilavı yaptık, yıkadık tertemiz. Yan tarafımızda da pilavcı var ha. Evet, tabii benim pilavcının yanında arkadaşım. Pilavcı mı? Tabii esnaf dedim. Şu an dedim, burada dedim biz esnafız abi, dedim. Araba elimizde patlayacaktı. Arabayı o adama sattı. Adamı ocağına intirası çıktı. Adam hala arabayı nasıl satın aldığını bilmiyor yani. Hiç orada. Oraya peki üçüncü elden kaça sattınız onu? 8-8 oraya geleceğim şimdi. Ha. Neyse ilk arabayı süsledik getirdik. Dedim Hüseyin git başka bir yerde satın dedim. Şu an dedim. Adam dedim orada sattı. Esnaf arkadaşımız ayıp olur yani. Gerçekten de öyle. Ha. Dedi bugün dedi asil işti. İyi dedim asil işti. Tamam. Neyse bu çıktı caddeye. Bağırıyor fit pilav. Müşteri geliyor tabii. 3-4 tane müşteri gelmiş. Bir tanesi geldi. Dedi abi dedi ne kadar bugün dedi açılış dedi. Gönlünde ne koparsa dedi onu ver dedi ama 5 liradan aşağı olmasın. Trabzon uşağı kurnaz olur. Oradan da vurdu. Ondan sonra tabii neyse görüntülerde görürsünüz ha. Açın isterseniz. Orada bekliyoruz. 7 yıldır oradayım. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey milyonda bir gelir. Onda da kamera denk gelmiyor. Biz koymuşuz ya geldi yani. Şey diyorsun şu araya. Gaz muhabbeti. He. Bunu bir verdi sizin pilav yani bak, perişan ya, siz perişan. Bak bu koşan kim dövmeye bu, giden? Bu fit için. Hüseyin arkasındaki yeşilli hala gazın etkisinden kurtulamadı. Kurtulsa gelecekti. Gelemedin programa. Gelemedin. Bak gazı yer adam, yemez koşuyorsun. Bak koşuyor şimdi bak. İşin enteresan tarafı sağdan girip şoför soldan kaçıyor. Bak ben de beşlerine gidiyorum. Adama fazla vurmasın diye, yanlış anlaşılmaz. Biz öyle 3 kişi bir kişiye vurur adamlar değiliz evet, yani. Evet, o da ayırmaya gidiyorsun biz, sen. Biz ezeni ezeriz. Hiçbir şey ezmeyiz yani. Güzel abi hiç. Aynen. Zaten hiç öyle durmuyorsun gerçekten. Yok, değil mi? Evet. Gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar fit pilavcılara geldi. Evet. Burhan abi. Arkadaşlar nerede yanlış yaptı sence? Abi arkadaşlar baştan yanlış yapmış. Bir kere
bu esnaflıkla dayılık yok bilmem 3-5 kişilik bilmem zaten olmaz dedi. Söyledi he. Güzel. Yok yok orada he, pilav, yiyince, pilava öyle... gelince pilava gelince kardeşine yaptırmış. Oraya bir ortaklık payı verecek. İki. Oradan he, başkasına yaptıracak pilavı. Kendisi yapacak. Havanın teyzesi i̇şi, olabilir. En iyi iş nedir? En iyi iş nedir? İnsanın kendi bildiği iştir. Evet. Birden öyle pilavcı işi bilmiyorsun, pilavcılığa atılıyorsun. Trabzonluyum, her yer Trabzon diyorsun. Ama olmuyor. Gazoz gözlüm, bu işler ince işler. Mevzular derin. Vay vay hani bir girerken dakika, dikkat et. Bir dakika, bir dakika. Yani, bir dakika. Tamam. Bir... Hayır, hayır, burada yanlış anlaşıldı. Yok, arkadaşlar, yok. Tamam, şeyin diyorum, işe giren pilavın yanında nohutu olacak. Zaman yetmiyor. Ben ne bileyim kardeşim. Allah Allah. Ya şimdi, onu orada yerleştirmeyi bilmiyorum. Bu bir harika oluyor. Yani, evet. Evet. Cevap yok, yok, hayır, size buyurun. Söyleyeceğim size. Bak burada çok büyük bir farkınız var. Evet. Bir haftadan beri aramayan beni kalmadı. Evet. Biz de sizi seçtik. Size heh. Ayrısalık ya, yaptık. Hoş geldin. Bravo. Yani bundan da bu kıyamızı da unutmayın yani. Bunu unutmayın. Sabah da programım var. Sabah da programım. Ne programı? Ne yapacaksın? Ne bileyim herkes arıyor. Bizde yok diyemiyoruz. Fıtratımızda yok yani. Ne başka yerlere de gideceksin. Nasıl? Televizyonlardan mı arıyorlar? He hep arayırlar beni. Ne yapacaksın? Ya sen şimdi pilavcılık işine girdin ama meşhur oldun şu an ha. Yani olmaz. Menajer oldu şu anda. Bir oyunculuk mu oyunculuk girecek misiniz o zaman? Sanat. Biz zaten yakında size rakibiz. Siz şimdi hani üç kişisiniz ya. Biz de üç kişi geldik. Bir de kardeşim var, 4 kişi geldi. Onu siz zorlandığınız yerde takviye alırsınız diye geliyor. Hemen bizim yansıcı yapmayın ama, pilavcı gibi. Yoksa bakarsın bak.